Uçaklar birer birer yere düştü. Yollar karmakarışık. Parçalanmış arabalar ve bazıları da alevler içerisinde. Diğerleri yol kenarına çekti ya da bir hendeye düştü. Demir yolu da tam bir karmaşa içerisinde. Tüm dünyada binlerce tren raydan çıktı. Yollarda devrilmiş arabalar var. Binlerce ton kömür ve petrol hedeflerine ulaşamadı. Denizde yüzlerce gemi kayalar ve buzdağları üzerinde harap oldu. Tonlarca petrol ürünü suya döküldü. Sence dünyaya ne oldu? Tüm insanlık yeryüzünden kayboldu. Aslında internette insanlığın gezegenimizden kaybolmasıyla ilgili birçok video ve belgeseller var. Ancak hepsi insanların sonsuza kadar kaybolduğu bir durumu anlatmakta. Onları daha önce izlemiş olabilirsiniz. Bugün size insanlığın 24 saat ortadan kaybolması durumunda neler olacağını anlatmak istiyorum. Araba kazası, düşen uçaklar, raydan çıkan trenler ve olabilecek her şey. Sizi fazla bekletmeyeceğim. Bütün cevaplar bu belgeselde zaten var. Yollardaki yanan arabalar, gezegenimizdeki birçok bölgenin düşeceği ateşli esaretin sadece başlangıcı. Petrol rafinerileri yakınındaki tüm insanlar kaybolduktan sonra kesinlikle iyi durumda olmayacaktır. Tanklardan birinin petrolü bitse bile tüm üretim süreçlerini izleyecek kimse olmayacak. Bu reaktördeki basıncı arttıracak ve dolayısıyla büyük bir patlama olacak. Yangın diğer tankları kaplayacak ve binlerce ton petrol ve rafine ürün havaya uçacak. Her şey kısa süre içerisinde patlayacak ve yanacaktı ve yangını söndürecek kimse olmayacaktı. Yıldırım düşmesi, gaz sızıntısı ve diğer sorunların neden olduğu yerel yangınlar, itfaiyeciler olmadan şehirleri de yakıyor. Yangın nesneden nesneye yayılır. Bütün sokakları ve hatta mahalleleri yakmaya başlar. Dünya yavaş yavaş karanlığa gömülecektir. Sonuçta fosil yakıtlarla çalışan enerji santrallerinin çoğu, basamaklı elektrik kesintileri rezervlerinin tükenmesi nedeniyle çalışmayı durduracaktı. Uzaydan görülebilen tek parlak noktalar, hidroelektrik santralleri tarafından enerji verilen şehirler olacaktı. Felaket, tüm kimyasal tesisleri tehdit eder. Orada depolanan gazların çoğunun sıvı halde kalmaları için düşük bir sıcaklığı korumak önemlidir. Eğer güç kapatılırsa, gaz depolama tankları ısınır ve aşırı basınçtan dolayı tahliye vanaları aktif olur ve tonlarca farklı gaz çevreye salınır. Bu yerel bir kıyamet olur. Birçok hayvan boğularak ölür ve bitki dünyası zarar görür. Doğalgaz santralleri de ciddi sonuçlardan sorumlu olabilir. Atmosfere gaz salarak devam ederler. Bu da her geçen gün daha da yayılır. Terk edilmiş arabalar ve benzin istasyonlarının patlaması için bir kıvılcım yeterli olacaktır. Büyük miktarda tehlikeli madde havaya salınacaktır. Ancak nispeten iyi haberler de var. Nükleer santraller çalışmaya devam edecek. Ancak güvenlik moduna geçmeleri gerekecekti. Bu şekilde 10 güne kadar çalışabilirler. Ancak soğutucu su, nükleer reaktörlerin soğutma sisteminden buharlaşana kadar. Dünya, Fukushima ve Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlamalarla karşılaştırılabilir bir felaketle sarsılacaktı. Bu olaylar sırasında yaklaşık 300 bin kişi tahliye edildi ve dünya çapında uzun süre radyonükliditler tespit edildi. Yeraltı sularını iten pompalar oldukça hızlı bir şekilde duracak ve metro tünelleri sular altında kalacaktı. Ancak insanların kaybolmasıyla hidrolik yapıların çalışması üzerindeki etkisi çok daha ciddi olabilir. Enstrümantasyonu izleyecek kimse olmayacağından birkaç saatlik hareketsizlik, telafisi mümkün olmayanın gerçekleşmesi için yeterli olurdu. Barajların patlamasıyla hızlı su baskını durumu yıldırım hızıyla gelişebilir ve hızlı su akışını durduracak kimse olmazdı. Bu, büyük bölgelerin su altında kalabileceği anlamına gelmektedir. Ormanlar ve tarlalar bu baskında yok olurdu. Fabrikaların üretim hatları tam bir kaos içinde insanlar olmadan çalışmaya devam edecekti.
mallar ve ürünler hatlarına yığılacaklardı. Başlatılan birçok işlem, ekipman aşırı ısınana veya sistem çökene kadar tüm gün devam edecekti. Elektrik kesintileriyle beraber fabrikalar devreden çıkarılacak, ancak bu hemen gerçekleşmeyecekti. Elektrik kaybı yaşayan perakende zincirler de büyük kayıplar yaşayacaktı. Bu durum sıcaklıklarını korumak için kendi elektrik jeneratörlerine sahip olmayan küçük çiftlikler ve mağazalar için özellikle yıkıcı olacaktır. 24 saatin doğanın kendini toparlaması için bir mühlet olup olmayacağı büyük bir sorudur. Büyük şehirlerde fabrikalar ve konut kompleksleri yanıyor olacaktı. Bozuk arabalar yollarda yanmaya devam edecekti ve yakıt artıkları üretecekti. Hava simsiyah bir dumanla kaplanacaktı. Banliyöler ara sıra çıkan orman yangınları dışında nispeten sakin kalacaktı. En azından ormansızlaşma burada durur ve yaklaşık 40 milyon ağaç en az bir gün boyunca kurtarılırdı. Köpek balığı yüzgeci çorbası için onları yakalayacak kimse olmazdı. Yaklaşık 300 bin köpek balığı bir gün daha yaşayabilirdi. Ve insan besin zincirinin kaç balık ve diğer üyelerinin kurtarılacağını hesaplamak neredeyse imkansızdır. Küresel olarak 24 saat dünya floransına ve faunasına olumlu değişiklikler getirmez. İnsanlık atmosfere zaten çok fazla karbondioksit saldı. Bir gün, hatta bir ay insansız kalmak, gezegenimizdeki değişiklikleri geciktirmek için yeterli olmayacaktır. Ancak hayatta kalan herhangi bir evcil hayvan ve vahşi hayvan, yakınlarındaki hiçbir şeyin yanmaması ve duman olmaması koşuluyla muhteşem gece gökyüzünün tadını çıkarabilecekti. Elverişli hava koşulları ile birlikte ışık kirliliğinin yok olması nedeniyle tüm Samanyolu gökyüzünde görülebilir. Issız dağlarda olduğu kadar açık bir şekilde görülebilirdi. Ve şimdi uzayı düşünelim. Çünkü insanların çalışmasında yer almakta. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dünyadan uçuşunu kontrol edecek kimse olmayacaktı. Yörüngesini, istenen irtifayı koruyacak ve gün boyunca uzay enkazıyla çarpışmalarını önleyebilecek şekilde ayarlanmamıştır bu cihazlar. Bir asteroid ya da uyduyla çarpışabilir, hatta dünyaya bile düşebilir. Dünyanın en büyük gözlem evleri 24 saat içinde uzayda her şeyin olabileceği 100 yılın olayını kaçırabilir. Belki bu özel günde teleskoplardan biri gizemli 9. gezegeni ortaya çıkarır veya Voyager 2 dünyaya sadece bir gün sansasyonel bir haber iletir. Bu insansız 24 saat önemli bir bilimsel keşfi kaçırmak için yeterli olacaktır. Sence zarar gören her şeyi geri getirmek kaç ay ya da kaç yıl sürerdi? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. YouTube sayfanızdan uzun süre kaybolmamı istemiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki heyecan verici videoyu şimdiden hazırlamaya başladım bile.